Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TFT'yi sıfırdan anlatmaya çalışacağım. TFT'ye dair hiçbir fikriniz yoksa ve yeni sezona dair bir fikir edinmek istiyorsunuz. Ulan ben oynuyorum iyi hoş ama ilk dörde kesinlikle giremiyorum diyorsanız size sıfırdan arkadaşlar bu TFT'yi öğretmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak bizi en çok ilgilendiren kısım arkadaşlar burası. Burada sizin için savaşacak karakterleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu karakterler oyunun başı sizi kurtaracak karakterler. Buradan aynı karakterleri seçmeyi dikkat ediniz. Burada gördüğünüz kısımlardan mesela kimyasal ve suikastçı. Bu karakterlerden ne kadar fazla toplarsınız o kadar ekstra bir özellik kazanmış olursunuz. Burada görmüş olduğunuz şampiyonlar gri olanlar 1 altınlık. Yeşil olanlar 2 altınlık, mavi olanlar 3 altınlık, pembe olanlar 4 altınlık ve sarı olanlar 5 altınlık oluyor arkadaşlar. Bunların oranları var arkadaşlar. Eğer siz 2 seviyeseniz size 1. 1 altınlık karakter gelme oranı %100. Size 2 altınlık, 3 altınlık, 4 altınlık karakterler gelmez. Siz ne kadar level aldıkça, level yükselttikçe karakterlerin değer olarak size düşme oranı artıyor. Ve ayrıyetten arkadaşlar bir şampiyonu ikinci seviyeye yükseldi bilmek için onun bir seviyelik halinden 3 tane gerekiyor. 3 tane bir seviye eşittir 2 seviye. 3 tane 2 seviye eşittir 3 seviye bu yapabileceğiniz max karakter seviyesi. Bu el arkadaşlar ben suikastçı gideceğim. Suikastçı gidebilmem için benim bu 6 şampiyonu da bulmam lazım. Ki bunda zorunda değilsiniz. Mesela bu 6 şampiyondan sadece 4'ünü kullanıp diğer bufflardan açabilirsiniz. Atıyorum 4 suikastçı, 3 kimyasal. Mesela örnek veriyorum, tamamen istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Ama yaptım mı ben 6'sını yapmak istedim. Hani ne kadar fazla buff alırsak o kadar iyi. Ben 6 tane karakteri bulmam için benim level almam lazım. Benim altın renkli olan sarı renkli olan suikastçıyı bulabilmem için level almam lazım. Ama önce tabi oyunun başını iyi geçirmem lazım. Onun için de bana gelen karakterleri toplamam lazım. Mesela bu görmüş olduğunuz karakter bana 2 tane geldi bu karakterden. Bana lazım mı? Benim kompum için yarıyor mu? Hayır, yaramıyor. Ama erken seviyede onu 2 yapabilirsem benim için önüne kendini siber ederek gelen vuruşları göğüsleyebilir. Veya ekstradan bir hasar çıkartabilir. Yani her türlü işe yarabilir. Bunu geçici olarak kullanacağım. Sonra oyun uzadıkça onu satacağım. Yani plan bu yönde. Ve gelelim bu sezonun en değişik özelliğine arkadaşlar. Bu sezonda eklenti seçebiliyorsunuz. Eklenti nedir? Sizin kompunuz ne olursa olsun size bufflayabilecek özellikler. Bazen tabii çok kötü özellikler veriyor. Mesela şu an ekranda verilen gibi bana mesela çok kötü özellik verdi. Ama önemli değil. İlk bu eklentileri 3 kere seçeceğiz. Oyunun başında, ortasında ve sonlarına doğru 3 kere seçeceğiz. 3'ünde de size 3 tane eklenti sunacak. Bu eklentilerden sadece bir tanesini seçebileceksiniz arkadaşlar. Bu gelen eklentiler bok gibi olduğu için mesela şu an size oyunun ortasından eklentilerden bir tanesini örnek vereceğim. Bu eklenti en yüksek cana sahip olan bir karakterinizin 1200 canına sahip olan bir versiyonunu oluşturacak. Ve gelelim arkadaşlar oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi ekonomi. Oyunda ne kadar altın kontrolünü iyi yaparsanız o kadar iyi karakterler kazanırsınız arkadaşlar. Altın kontrolünü şöyle iyi yapabilirsiniz. Eğer 10 altınız varsa her tur sonu 1 altın alırsınız. Eğer 20 altınız varsa her tur sonu 2 altın alırsınız. Bu 50'ye kadar devam ediyor. 50 altından sonrası daha da faizlenmiyor. 60 altınız varsa artık 6 gold almıyorsunuz, 5 gold alıyorsunuz yani kısacası. Bunun şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Genelde yapılan taktik şu mesela. Örnek veriyorum. 60 gold'unuz var. 60 gold'u 10 gold'unu ister XP basabilirsiniz 4 altına ister karakter reroll kısmını yapabilirsiniz. Yani 2 altın vererek aşağıda verilen karakterleri değiştirebilirsiniz. 50 gold'u cebinize tutabilirsiniz. Ama bazı durumlarda tabii parayı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Para konusunda ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer siz üst üste 3 kere kaybederseniz 3 kaybınız başına ekstra altın alırsınız.
Eğer üst üste 6 kere kaybedersiniz, 6 kaybetmenizin başına ekstra daha fazla altın alırsınız. 3 kaybetmeye oranla. Eğer 3 kazanırsanız kazanmaya da ek altın alırsınız. Hani şöyle yapmanız lazım. Eğer 2 kere kaybettiyseniz oyunun başında bir kere daha kaybetmeye çalışın. Çünkü ekstradan altın alacaksınız. Oyunun başında kaybetmek sizi çok fazla can kaybettirmez. Aksine daha da işinize yarayabilir bazı durumlarda. Hani can kaybetmekten korkmayın oyun başı. Tabi abart ya da kaçmayın. Ayrıyetten 2 gold aldığınız karakteri satarak tekrar 2 gold kazanabilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Hani onu aldınız, beğenmediniz, sattınız, yine aynı para. Hani parada hiçbir sıkıntı yok onun dışında. Ve her tur kazandığınızda ekstradan bir gold alırsınız. Arkadaşlar şu an ekranda karakterlerin hani hangi karakterin hangi şeye, hangi şeyin hangi boka ait olduğu her şey yazıyor. Bu sezona ayrı. Eşyalardan çok detaylı bahsedemedim çünkü arkadaşlar sezon ya da set 6'ya dair eşyaları bulamadım. Eski sezonun eşyaları var. Onların üzerine anlatmak da biraz saçma olur. Eşya mantığını siz anlarsınız. Zaten şöyle saldırı eşyalarını taşıyıcı karakterlere vereceksiniz. Böyle daha kırılgan karakterlere vereceksiniz. Hasar vuracak işte arkadan tak tak tak. Önde tanklayan karakterleri, kendini feda eden karakterleri, hani onlar da taşıyıcı olabilir elbet tabii ama tank karakterleri, tank eşyalar vereceksiniz mecbur. Çok detaylı anlatamıyorum orayı. Eşya şeyi olmadığı için dediğim gibi. Sizlere ufak bir kısım bırakıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar normalde ilk bir ses kaydı yapmayacaktım ama hazır. Hani videonun son dakikalarının gelmişken yani biraz da oyunu açıklayayım şöyle. Mesela benim taşıyıcı karakterlerim Ekko ve Katarina. Dediğim gibi suikastçı gidiyorum benim zaten şu an suikastçı gittim. Mesela bak tank karakter var karşınızda arkadaşlar. Darius. Adam zor öldü. Hani adamı zor kestik. Tank eşyalarım var ama ölmüyor mesela. Hani taşıyıcı kıvamında ama önde kendini feda ediyor. Ama yine de ölmüyor işte. Bu da bir strateji. Benim mesela bu görmüş olduğunuz Kata ve şu Ekko iki tane taşıyıcı karakterlerim. Bunun ana hasarı çıkartıyor. Diğerleri de ona yardımcı oluyor. Benim tankım yok. Biraz daha kırılgan bir dizilim oynadım. Ama adamları eriterek birinciliğe gittim arkadaşlar. Böyle bir el oldu. Gayet güzeldi. 10 dakikada bayağı bir şey anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atıp abone olabilirsiniz. Kafanızı öyle takılın. Fark etmez. Neyse hadi görüşürüz. Get.